Sabaha kadar güzel bir uyku çekmek ümidiyle yatağınızda uzanıyorsunuz. Ancak vakit gece 1-2 sularını bulduğunda daha önce başınıza hiç gelmemiş ve bir o kadar da hiç unutamayacağınız bir olayla karşılaşacaksınız. Bir ses duyuyorsunuz. Bu ses bir çocuk sesi. Şarkı söyleyen bir çocuk sesi. İlk etapta çok da dikkat çeken bir detay olmayabilir. Ancak bu çocuk çok ilginç bir şarkı söylüyor. Hem ritmiyle, hem sözleriyle, hem de söyleniş biçimiyle sizi bütün gece korkulara düşürebilecek bir düzeyde. İşin daha da ilginç tarafı ise bu sesi bir ya da iki gece duymuyorsunuz. Tam bir ay boyunca her gece ve farklı saatlerde bu şarkıyla, bu melodiyle karşılaşıyorsunuz. Bu melodiyi, bu şarkıyı size de ilerleyen dakikalarda dinleteceğim. Ama bazılarınız için çok da iyi bir deneyim olmayacağını söylemekte fayda var. Bu olay geçtiğimiz ay İngiltere'nin Ipswich Town bölgesinde yaşandı. Evinde kalan bu kadın, BBC'nin haberine göre her gece bu sesle mücadele etmek zorunda kalmış. Ve yaptığı açıklamaya göre bu ses, onun ilk duyduğu zaman şimdiye kadar yaşadığı en korkunç olaymış. Üstelik şöyle bir tanımlamada da bulunuyor. Bu sesi duyduğum zaman kendimi hasta ve soğukta gibi hissediyordum. Yeryüzünde neler oluyor diye düşünüyordum. İşler çığırından çıkmaya başladığında ise artık kadın katlanamayacak bir boyuta gelmiş ve bölgedeki polis merkezine gitmiş. Elbette ki sadece sizin duyduğunuz ve ürpertici bu sesi bir başkasına anlattığınızda ilk etapta çok da iyi bir karşılama olmadığını tahmin etmek mümkün. Bu konuda detaya yer verilmemiş, ancak BBC'nin haberinde aktarılanlar bu şekilde. Ve polis merkezindeki görevliler de bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başlıyor. Ancak bu araştırmanın sonunda hiç de doğaüstü ya da gizemli bir olayla karşılaşılmayacağını belirteyim. Şimdi isterseniz sonuca geçmeden önce kadının duyduğu bu sesi kısaca bir dinleyelim. Ben bu sesi bir görüntüyle birlikte vereceğim ki bu görüntü de sesin geldiği bölge. O yüzden bu görüntüde rahatsız olmamak için sesi kapatabilirsiniz. Gecenin bir vakti bu sesle karşılaşıyor olsanız eminim ki sizin için de oldukça zorlu bir süreç başlar. Şimdi isterseniz hikayenin sonuna geçelim ve araştırmanın neticesinde nelere ulaşıldığından bahsedelim. Araştırmanın sonucu en az hikayenin kendisi kadar ilginç. Çünkü yapılan araştırmada bir kreşe ulaşılıyor. Bu sesin merkezi olarak bir kreşe. Evet, çocukların yer aldığı bir kreşe. Bu kreş yönetimi avluyu güvenlik altına almak için çeşitli kameralar ve hareket sensörlerine dayalı alarm sistemi oluşturmuş. Yani bahçede izinsiz olarak görünen bir kişi sensörlere denk geldiği zaman bu alarm sesi çalmaya başlıyor. Ama alarm sesi bilindik bir alarm sesi değil. Biraz önce dinlediğiniz bu çocuk melodisi. Şarkı söyleyen bir çocuğun sözleri. Görevliler derhal kreş yönetimiyle konuşuyor. Bu uygulamanın bilinçli yapıldığı bilgisini ediniyorlar. Ancak söz konusu bu olayda da kadının başına geldiği gibi bir durumla karşılaşılmaması için seste ayarlama yapılmış. Yani alarmlar çaldığı zaman bu ses sadece kreş bölgesinde duyulabiliyor. Ancak yapılan yanlış hesaplama bölgedeki başka bir evde gecenin bir vakti yatan bir kadının da duymasıyla sonuçlanıyor. Daha sonrasında ise hareket sensörlerinin neyin tetiklediğine de ulaşılıyor. Görüntülerden elde edilenlere göre bahçede gezen örümcekler bu sensörleri aktif hale getiriyor. Yani gece vakti kameranın, sensörlerin bulunduğu bölgede gezen örümcekler aynı zamanda alarmı da tetiklemiş oluyor ve bu ses hem bahçede hem de bu olayı yaşayan kadında farklı etkiler oluşturmaya başlıyor. Ayrıca bir kreş yönetiminin içerisinde küçük çocukların olduğu bir yerde neden böyle bir alarm sesi kullanması da birçok kişi için soru işareti uyandırabilecek düzeyde. Zira yetişkin bir kişinin bile oldukça korku duymasına sebep olacak bu müzik, henüz daha gelişim çağında olan çocuklarda nasıl etkiler oluşturabilir, düşünmesi bile gerçekten üzücü oluyor. Bu hikayeyi BBC News'ten sonra farklı kaynaklar da ele aldı. Ama onların üstünde durduğu farklı bir nokta vardı. Bu açıklamalara göre aslında ilk etapta doğaüstü, sıra dışı gibi görünen olayların çok daha basit, çok daha ilginç, şaşırtıcı hikayeleri olabiliyor. Tıpkı bu örnekte de olduğu gibi. Yani bir olayın doğaüstü olduğuna karar vermeden önce aslında neyin tetiklediği sorusuna detaylı bir şekilde bakmakta büyük fayda var. Umuyorum ki kimsenin başına tekrar böyle bir olay gelmez.
Ancak böyle bir olayla karşılaşıldığı zaman doğaüstü açıklamalardan önce kaynağına iyice inmekte fayda var gibi görünüyor. En azından bu örnek bizi bu çıkarıma ulaştırıyor.